Onların yüzünü gülerken görmek süreç içinde bizim de belki de gülümsemememize vesile olan çok nadir olaylardan bir tanesi. Onların geleceği çok önemli. Dolayısıyla aslında biz de bu geleceğe dair doğru bir şekillendirme, aydın bir şekillendirmeye adım atma anlamında bir projeye vesile olacağız. Onun duyurulmasına vesile olacağız. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuza. Böyle zamanlarda çocuklar için elinizi taşın altına koymanızla biliniyorsunuz cemiyet olarak. Dolayısıyla merak ediyoruz. Hem bu çocukların içinde bulunduğu ruhsal durum, zihinsel durum, onlar çok ciddi bir sarsıntı yaşadılar. Şanslı olanlar şu an hayatta kalanlar. Hem hani bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum, hem de çalışmalarınızı merak ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ezgi Hanım. Sağ olun. Biz Darüşşafaka Cemiyeti okulumuzda okumakta olan 900'e yakın öğrencimiz, ki ben onlara kardeşlerim diyorum, bütün eğitim kadromuz olarak ülkemizin yaşadığı bu felaket sonrasında hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, ailelerine ise kısa bir sürede bu travmayı atlatmalarını umuyorum. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Aslında geçmiş olsun dileğimi bu güzel bu ülkenin tüm güzel insanları için de söylemek istiyorum. Darüşşafaka tarih boyunca belli bir misyon etrafında yürümüş bir kuruluş. 1863 yılında Sultan Abdülaziz'in fermanıyla kuruldu. 5 Osmanlı aydını tarafından kurulurken bir misyon etrafında birleşiliyor. O da eğitimde fırsat eşitliği. Ve böylelikle Darüşşafaka Cemiyeti aslında Osmanlı'da kurulan, eğitim amaçlı kurulan ilk sivil toplum kuruluşu. Tek amaçları var. O gün Osmanlı'da, Osmanlı topraklarında misyoner okullarının yaptığı gibi batılı anlamda bir eğitim vermek, ama bunları elitlerin veya yabancıların çocuklarına değil de halk çocuklarına, halktan gelen çocuklara, babasını kaybetmiş, eğitim imkanları daha kısıtlı olan çocuklara vermek üzere kurulan bir okul, ki bu okulda 1873 yılında kuruluyor ve eğitime başlıyor. Aslında başlangıçta ilk önce okula kız öğrencileri de almak isteniyor, ama sonradan o günün koşullarında sadece erkek çocuklar alınıyor. O, aranan şartlar, o günkü şartlar, Müslüman çocuk olması gerekiyor, babasını kaybetmiş olması gerekiyor, maddi imkanları yetersiz olmak zorunda. Bu böyle bir süre devam ediyor. Ta ki 1971-72 yılına kadar, o dönemden sonra okula kız öğrencileri de alıyoruz. Ama tam 98 yıl sonra Darüşşafaka'nın kuruluştaki hedeflerinden bir tanesi gerçekleşmiş oluyor. Bu çok güzel bir şey. Sonra 2012 yılında ise sadece babasızları almaktan vazgeçiliyor. Annesi olmayanlar da Darüşşafaka'ya kabul ediliyor. İkinci bir değişiklik ise, o güne kadar İslam çocuğu olma şartı kalkıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı getiriliyor, yeterli görülüyor. Aslında Darüşşafaka şu anda herhangi bir şekilde dil, din, mezhep ayrımı yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan anne veya babalarından birini kaybetmiş olma şartıyla, maddi imkanları nitelikli bir eğitim almaya yetersiz ama yetenekli çocukları okula kabul ediyor. Bunları bir sınav sistemiyle okula kabul ediyor ve bunlara da 8 yıl boyunca gerçekten son derece iyi, nitelikli bir eğitim vermeye çalışıyor. Sadece bu 8 yılda da kalmıyoruz biz Darüşşafaka olarak. Çocuklarımız okuldan mezun olduktan sonra da onlara da üniversite çalışmalı hayatları boyunca da yanlarına atayacağımız bir mentörle beraber yol yürümelerini sağlamaya çalışıyoruz ve onlara da sürekli burslar vererekten toplum için, vatanımız için iyi birer evlat olarak yetişmelerini çalışıyoruz. Bunlara ek olaraktan tabii ki bugün ülkemizde oluşan bu depremin getirdiği bir sürü sorumluluklar var Darüşşafaka'ya. Biz depremin olduğu gece sabah saat 6'da okulda kriz merkezimizi kurmuştuk. İlk yaptığımız iş, hala okula intikal etmemiş çocuklarımız vardı. O bölgeden girip de Darüşşafaka'da okumakta olan 92 tane kardeşimiz var. Bunların bir kısmı okula gelmişlerdi, bir kısmı ise henüz okula intikal etmemişlerdi. Çünkü o günkü hava koşulları kötü olduğundan dolayı özellikle o bölgedeki uçaklar kalkmamış, evlerinde kalmak zorunda kalmışlardı. Tam da sömestr tatili bitip ilk okul. Evet, pazar akşamı aslında hepsinin okula dönmesi gerekiyordu. Ama
pazar sabahı uçaklar bir kısmı kalktı ama öğleden sonraki uçaklar kalkmayınca çocuklar orada kaldı. Pek çok böyle hikaye var. Bütün bunlara ulaşmaya çalıştık bütün gün boyunca. Evet, hepsine ulaştık. Bir tanesi hatta çocuklarımızdan bir tanesi 12. sınıfta okuyan bir çocuğumuz depremde binası yıkılmış, altında kalmıştı. Saat 2'ye doğru o da çıktı. Onu da kurtardık. Aileler kurtulunca tabii ki büyük mutluluk çalıyor. Yani o globaldeki o kötülüğün yanında darşıvık olarak çocuklarımızı kurtarmış olmak, onların velilerini kurtarmış olmaktan büyük mutluluk duyduk. Onları çok hızlı bir şekilde okula intikallerini temin ettik, okula getirdik. Tabii ki darşıfak olarak biz her zaman darşıfakı bir aile olarak görüyoruz. Çok büyük bir aile. Bu bağışçılar var bu ailenin içinde, öğretmenler var, öğrenciler var, öğrencilerin velileri var. Hepsi. Bu çok büyük bir ailenin parçasıyız biz. Bu sefer de döndük. Bu çocuklarımızın kardeşleri vardı orada, o bölgede kalan. Bunlar 5. sınıfla 12. sınıfta arasında olan çocukların hepsini, bu 92 çocuğun kardeşlerini okula topladık. Onlara yapmak istediğim iki şey vardı. Onları o travmadan bir müddet uzaklaştırmak, onlara eğitimlerine ara vermeden devam etmelerini imkan sağlamak, giyimlerini, kuşamları, yemelerini, içmelerini temin etmek, bunları sağlamaya çalıştık. Ayrıca o bölgede olup da annesi veya babası hangisi hayattaysa onları istedikleri anda İstanbul'a veya başka bir şehre naklederekten orada yaşamalarını temin etmeye çalıştık ki bunları da kısmen şu anda yapmaktayız. Darüşşafaka bunların yanında birkaç tane daha önemli şey aldı depremle ilgili olarak, karar aldı. Bunlardan bir tanesi, Darüşşafaka her yıl yaklaşık 120 tane öğrenciye kapılarını açıyor ve o yeşil kapıdan, o geçmişteki dezavantajlı konumlarından çıkıp da yeni bir hayata başlama imkanını veriyor. O yeşil kapıdan içeriye giriyor ve ondan sonra o dezavantajları geride kalıyor, o artıya dönmeye başlıyor her şeyiyle. Bunu yapıyorduk bugüne kadar ama bu sene dedik ki bu deprem bölgesinden gelen çocuklara ayrı bir kontenjan ayıralım. Yaklaşık olarak 100 kişilik bir kontenjan ayırdık. 120 artı 100 kişiyi alacağız. 120 kişiyi tabii ki 70 ilden alacağız. 70 il için aynı sınavları yapacağımız 70 ilde bir barajla beraber 120 öğrenciyi alacağız. Ama o bölgedeki 11 tane de herhangi bir baraj uygulamayacağız. En yüksek puan tutturan 100 kişiyi sıralama yaparaktan onları okulumuza kabul edeceğiz. Ama ondan sonra gelen 100 kişiye de elimizden geldiği kadar belli bir süre için burs vermek suretiyle bölgelerinde eğitimlerine devam etmelerini temin edeceğiz. Bu çocukların hepsi bu ülkenin çocukları, bunların hepsi bizim çocuklarımız ve biz bu çocuklarla beraber yürümek zorundayız, onları topluma kazandırmak zorundayız. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'yla başka bir görüşmeler daha sürdürebiliyoruz. Belki başka bir şekilde 48-50 öğrenciyi daha okulumuza almaya çalışacağız. Yani bugün yaklaşık olarak geçen seneye göre 170-180 tane ilave öğrenci almış olacağız. Tabii ki bu alacağımız öğrencilerin de okulumuza yerleştirilmesi, kapasite yaratılması gibi çok büyük bir çalışma içindeyiz. Hummalı bir çalışma içindeyiz şu anda. Çünkü yatakhanelerimizde bir takım konfor alanlarımızdan vazgeçerek daha çok çocukları orada barındırmaya çalışıyoruz. Sınıflarımızda belki birkaç kişiyi artırmak suretiyle bunları yapmaya çalışacağız. Kaliteyi koruyarak yapmak lazım. Kaliteyi koruyarak tabii kaliteden sağlık veremeyiz. Şimdi dediniz ki normal şartlarda 120 çocuğumuzu her yıl yaptığımız sınavla okulumuza, ailemize dahil ediyoruz. Şimdi 100 çocuğumuz için o 11 ilde yaşayan ve depremzede olarak hali hazırda tanımlayabileceğimiz 100 çocuğumuz için bir baraj uygulamayacağız. Normalde baraj ne kadar? Yani diyelim ki biz 100 üzerinden 60 alanı okula kabul ediyorsak bunlar da o bölge için böyle bir uygulama yapmayacağız. Sadece i̇sterse ilk 100'ü olacaksınız. İlk 100'ü, en sondaki 100. kişi isterse 35 olsun. Sadece sınava girsin. Çünkü o bölgeden çok girecek çocuk olabilir bir anda. Yani 500 kişi birden sınava girerse bizim bu 500 kişiyi sınavsız alabilmemiz için böyle bir kapasitemiz yok, yerimiz yok, yurdumuz, şeyimiz yok, yatacak yerimiz yok veya sınıfımız yok. Onun için bir sıralama yaptık. Ama şunu da dedik ki bu projeyi tamamen, bu 100 öğrenci projesini İş Bankası ile beraber yürütüyoruz. Onlar bunların eğitimini
eğitim desteklerini sağlayacaklar. Her zaman olduğu gibi İş Bankası bizim 1939 Erzincan depremi, Gölcük depremi, Soma faciası her zaman toplumsal olaylarda yanımızda olan bir kuruluş olarak yer aldı. Burada da yer alıyor zaten. Gelecek sene de aynen bunu tekrarlayacağız. Yani gelecek sene de o bölgeden gene 100 tane alacağız. Yine depremzede, de çocuk ayrı bir alacağız. parantez açılacak. Çünkü görünüyor. Sınav ne zaman hocam? Evet. Aslında bunu bahsetmek istiyordum bundan sonra kesitli de. 21 Mayıs'ta sınav yapacağız. Biz başlangıçta planlarken 32 ilde sınav yapmayı planlıyorduk. Ama bu deprem çıkınca şunu biliyoruz ki çocukların daha çok ayaklarına gidip onların daha yakın olan şehirlerde özellikle deprem bölgesinde yapmamız gerekiyor. O yüzden sınav merkezi sayımızı 37'ye çıkarttık şu anda. 37 21 ilde. Mayıs'ta Darüşşafaka'nın sınavı ülkenin 37 farklı ilinde gerçekleşecek. Yazalım arkadaşlar. Herkes faydalanmak isteyenler ulaşabilsin. Buyurun. Tabii ki. Herkes darüşşafaka.org üzerinden de başvurabilir. İsterse evraklarını doldurarak da okula gönderebilir. Kaldı ki bu yıla münhasır olmak üzere de son gün elinde kimliğiyle gelen herkesi dahi sınava kabul edeceğiz. Çok güzel. Bazı illerde tabii ki sınav yapabileceğimiz bir mekan bulamayabiliriz. Örneğin Hatay gibi bir ilde bulamayabiliriz. Onlar için de şu anda bir büyük çadırlar tedariki yöntemine gitmeye çalışıyoruz. Oralara gidip çadırlarımızı kuracağız ve çocuklarımızı sınavlarını orada yaparak onları okulumuza getirmeye çalışacağız. Yani bir başvuru süreci olmasına dahi gerek yok ama normal şartlarda başvurularsa tercih ederiz. Evet. İnternet sitenizden başvuru yapılırsa bu bir tercih sizin için ama başvuramadıysa da kimliğiyle dahi gelse o çocuğumuz o sınava girebilecek. Kaldı ki Darüşşafaka olarak biz bazı velilerin çocukları getirecek kadar maddi imkanları bile olamıyor. Onlara bile yol yardımı yaparaktan o çocuklarını o merkezlere getirmesi için destek oluyoruz. Bu da ayrıca bizim bir sosyal sorumluluk projemiz olarak gelişiyor. Ama şimdi, tabii ki görüyoruz ki görüyoruz ki bu problem bugünden yarına böyle çok hızlı çözümlenebilecek bir problem gibi görünmüyor. Asıl şu anda Darüşşafaka olarak üzerimize düşen çok büyük bir görev var. Biz belki yerimizi biliyorsunuz, biz Maslak'ta 80 dönüm bir arazi üzerinde okulumuz bulunuyor. Buraya çok hızlı bir şekilde yeni bir ortaokul yapıyoruz ki hem daha çok fazla çocuğa ulaşabilelim hem de onlara o bölgeden daha fazla çocuk alabilirim diye bir okul kampanyası başlatmak istiyoruz. Bunu muhtemelen projemizin bitmesiyle beraber 1-2 ay içinde başlatacağız. İnşallah Allah nasip kısmet ederse 2024-2025 eğitim yılına da yetiştirebilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ve burada ki yaklaşık olarak 600 kişilik bir ilave kapasite yaratmış olacağız bugüne kadar ki bugünün üzerine ki bu oldukça önemli bir rakam. Eğitimin bu hassas çocuklar üzerindeki etkisinin ve öneminin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu duyuruları bizim vesilemizle yapmış olmanızdan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Belki de buna dair son sözlerinizle bitirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, tabii ki şunu kabul etmek lazım ki oradan gelen çocukların hepsi, bu depremi yaşayan çocukların hepsi bir miktar travmalı çocuk, travma yaşamış oluyorlar. Bunları gidermek için bir sürü etkinlikler düzenliyoruz okulda. Psikolog sayımızı, psikiyatr sayımızı, rehber öğretmen sayılarımızı hızla artırıyoruz. Ki onlara daha fazla yaklaşabilirim, daha fazla destek olabilirim diye. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Yani bir şekilde yapacağımız okuldaki etkinliklerle bunları telafi etmeye çalışacağız. Biz hayırsever Darüşşafaka olarak belki şunu da vurgulamam gerekiyor ki Darüşşafaka olarak sadece bireysel ve kurumsal bağışlarla ayakta duran bir kuruluşuz. O yüzden Türk halkının bize destek olacağını gerek deprem bölgesinden gelen, gerekse deprem bölgesinden gelmemekle beraber anne veya babasından birini kaybetmiş, maddi imkanları yetersiz, nitelikli bir eğitim almaya yetersiz olan çocukların desteklenmesine katkı verecekleri konusunda eminiz. Herkesin katkılarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hem çalışmalarınız için hem de bizi vesile kıldığınız için bu güzel duyuruyu yapmak için ayağınıza sağlık, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendisi hemen söyleyeyim sevgili izleyenler. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç stüdyo konuğumuzdu. Yaptığı duyurular da çok önemli ve hayatiydi.